Merhaba arkadaşlar, herkese hayırlı günler diliyorum. Bugünkü videomda topraklı prizden topraklama değerinin nasıl olduğunu, evinizdeki herhangi bir topraklı prizden e, nasıl topraklama değerinin ölçüleceğini ve bu ölçülen değerin nasıl olduğunu, kalitesini nasıl anlayacağınızı e, akıllı ölçü aleti üzerinden sizlere göstereceğim. Bu akıllı ölçü aletleri ölçmüş olduğumuz voltajı, aşağı yukarı tam değerinde yani çok güzel bir sonuç derece için akıllı ölçü aletiyle e, bu kontrolü sizlere göstermek istedim. Başta şunu da söyleyelim. Hangi prizden ölçüm yapıyor iseniz o prizin topraklama değeridir. Bu başka bir odadaki veyahut evin herhangi bir kısmındaki başka bir priz için geçerli değildir. Yani ayrı ayrı bütün prizlerin kontrolünün yapılması gerekiyor. Yani bütün evimizde topraklama olduğunu göstermez. Bütün evimizde topraklama olduğunu öğrenmeniz için evinizin, dairenizin girişindeki sigorta kutusundan direkt olarak evin geneline dağılan topraklama ve nötr arasının direkt olarak oradan ölçülmesi lazım ki o zaman e, evinizin girişine kadar gelen topraklamayı da anlamış olursunuz. Evin içerisindeki prizlerden de teker teker ölçüm alıp sigorta kutusundan, bu hatlardan ölçmüş olduğunuz prize kadar gelen topraklamanın değerini almış olursunuz. İlk başta bunu söyleyelim. Şimdi hemen kısaca ölçüm hadisesini göstereceğim. Power mode kısmından bu şekilde direkt giriş yapabiliyoruz. Yani fazı fazım nerede, nötrüm nerede diye bulmamıza gerek yok. Hemen bakın bu şekilde proplarımı akım olan prizime değdiriyorum. Şu anda sizin de Görmüş olduğunuz gibi 231 232 volt alternatif akım faz ve nötr arası bir değer alıyorum. Bu tabii ki gayet normal. Şimdi hemen topraklamamı ölçmek için ne yapmam lazım? Hani faz dediğimiz gibi faz şurada burada diye bakmamıza gerek yok. Hemen şu şekilde proplarımın herhangi bir tanesini kaldırıyorum. Topraklama ucuma şuradaki iki tane topraklama ucumuz vardır prizlerde. Herhangi bir tanesini alt ya da üsttekine değdiriyorum. Bakın 227, 220 9 arası oynuyor şu anda. Kırmızı probumun fazla olduğunu siyah probumun da şu anda topraklamada olduğunu bana gösteriyor bu. Burada görmüş olduğumuz değere bakın dikkat edin. 229 231 arası oynuyor. Tekrar nötre değdiriyorum. Sol tarafında nötr olduğunu anladım. 232.1 gördüğünüz gibi toprağa değdiriyorum. Bakın farkında iseniz çok hassas bir ölçüm. Burada topraklama olduğu için topraklama değeri her zaman tabi bu güzel ölçebilen cihazlar için burada akıllı cihazı ölçmemizin zaten sebebi bu. Çok ince bize detay verdiği için Arada şu anda 1 volt ya oynuyor ya oynamıyor. Yani nötr ile topraklama arası bize çok küçük bir değer veriyor. Bakın tekrar ölçüyorum. 231.7 231.8 arası bakın 7, 8, 232'ye geçti. Bu şekilde oynamakta faz ve nötr. Hemen buraya değdirdim. Bunda toprak olduğunu anladım. Toprak olmasaydı zaten bana şimdi bu şekil bir değer değil de biraz sonra ölçeceğiz. Toprak nötr arası daha düşük bir değer verecekti. Yani toprağımızı şu an topraklamayı ölçmedik ama bakın şu an neyi anlamış oldum? Arada şu anda 1 2 volt bir oynama var. Bu da bana şunu gösteriyor. Bakın çok dikkat edin. Buradaki topraklamanın gerçek bir toprak olduğunu, yani prizimizde topraklama olduğunu şu anda anlıyoruz. Neden? Nötr ile toprak arası dediğimiz gibi iyi bilen elektrikçi arkadaşlarımız, ustalarımız bilirler. Her zaman topraklama nötrden biraz daha farklıdır. Değeri düşüktür yani. Nötr biraz fazladır. Topraklama biraz eksiktir. Bu şekilde ölçüm yaparak da ama hassas cihazlarla bunu anlayabiliyoruz. Fakat diğer cihazlarla ölçtüğümüz zaman aynı değeri hemen alıyoruz. Cihaz bize mesela faz nötr arası 232 ise faz ve toprak arası yine o 232'yi gösteriyor. Bu şekilde hassas bir ölçüm yapamıyoruz. Burada bunu da göstermek istedim. Yani bu akıllı ölçü aleti ile veya akıllı ölçü aletleri ile bu ölçümü de yapabiliyoruz. Yani burada gerçek topraklama var mı? Yani sıfırlama olsaydı zaten burada sıfırlama dediğimiz e, nötrün toprağa yapılan atlaması eğer burada olmuş olsaydı o zaman şurada görmüş olun değerin 232.6'nın aynısını burada görmem gerekiyordu. Şu anda farkındaysanız 230 küsürler gösteriyor. Yani arasında fark var. Bu da ne demek? Burada gerçek bir topraklama var. Burada da bir nötrümüz var. Anlamına geliyor. Buna da çok dikkat edelim. Bu da bir bilgi olsun diye sizlere bunu aktarmak istedim. Bu da güzel bir bilgi. Yani priz sökmeden bile gerçek topraklamam var mı? Nötrden atlamamı anlayabilirsiniz. Şimdi ise nötr ve toprak arası gerçek topraklamamızı ölçmeye gelelim. Topraklamamızın değerini almaya gelelim daha doğrusu. Şimdi fazdan çektik. Faz burası olduğunu zaten ölçümümüzden anladık hemen. Fazdan çektim probumu. Proplar hiç önem arz etmiyor. Yani artı eksi olayı önemli değil. Herhangi bir tanesini nötr'e değdirdim. Diğerini ise bu şekilde topraklamama değdiriyorum. Şu anda bakın topraklamadan 2.4 2.5 küsür yani 2.5 volt 2.4 volt e, gibi bakın çok küçük bir değişken tabii ki topraklama bu toprağa şu anda akan cihazlar var gerek daha bu dairede gerek apartmanda topraklama şu anda e, nötr üzerinden cihazlar üzerinden şu anda işlevi söz konusu olduğu için 2.5 volt 2.6 2.7 gibi bakın şu anda 3 Belki iyi değdiremiyoruz. Şöyle bakalım. Bakın 3'e çıktı. 3.2 Tekrar 2.9 Yani bu ölçüm değerine çok dikkat edin. Bakın değerim oynar vaziyette ama e, 3 küsürü yani 3.3'ü falan çok yukarıya geçmiyor. Bu topraklama değerlerini, ölçümlerini daha evvel çok anlattım. Bu videonun sonuna e, sizlere çok güzel topraklama ölçüm videolarımız var. E, gerek sigorta kutusundan, gerekse prizlerden anlattığım çok detaylı, çok bilgilendirici videolar var. Onların bu videomun sonuna linklerini atacağım. Onları da seyrederseniz sizlere e, çok güzel, faydalı olur e, diye düşünüyorum. Şu anda burada ölçmüş olduğumuz topraklama değerimiz gördüğünüz gibi topraklamanın işlevsel ve işe yaradığını gösteriyor. Bu değerler hakkında e, videomuz var. Çok ayrıntılı orada topraklama değerinin ne olması gerektiğini, nasıl olursa topraklama değeri kaç olursa iyidir, kaç olursa ortadır, kaç olursa topraklama değerimiz kötüdür, müdahale edilmesi, değiştirilmesi gerekir. E, çok ayrıntılı bir şekilde ölçüm yaparak anlattım. Desteklerinizi bekliyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız.